Herkese merhabalar. Elimizde Carpo marka acil durum araç şarj takviye kiti bulunuyor. Bu kiti sizin için detaylı olarak uygulamalı da göstereceğim. Anlatımını yapacağım. İsterseniz gördüğünüz bu çantayı açarak içerisinde neler var onlara bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bir ilk yardım çantasına benzer yapıda tasarlanmış. Çanta bez bir çanta ve üzerinde herhangi bir amblem bulunmuyor. Çantamızı hemen açalım, bakalım içerisinde bizi neler karşılayacak. Evet, bu şekilde bir çanta yapısı var. Şarj aletleri, power bank'in kendisi ve detaylı katalogları burada bulunuyor. Ev tipi bir adet içerisinden şarj kablosu çıkıyor bu şekilde. Bunu kenara koyalım. Bir adet araç şarj kablosu içerisinden çıkıyor yine. Kolaylık sağlama amaçlı konulmuş. Bir adet araç takviye kablosu bulunuyor. Bu kısmı power bank'imize takacağız. Bu kısımdan da akümüzün kutup başlarına bağlayarak takviye uygulamalı olarak da yapacağız arkadaşlar. Bakalım gerçekten dedikleri gibi 4-5 kez marş yapabiliyor muyuz? İçerisinden bu şekilde bir konnektör çıkıyor. İlk başta düşündüm ben ancak zannedersem bu şekilde power bank'imize bağlayıp yine bu şekilde araç şarjı girişli bir şarj aletimiz varsa onu da kullanabiliyoruz bu aparat sayesinde. Evet, şarj aparatlarımız bu şekilde. İçerisinden bir adet USB şarj aleti çıkıyor ama eski tip arkadaşlar. Bir tane Lightning girişi, bir tane micro USB girişi bulunuyor. Type A girişiyle de şarjımızı yapıyoruz. Bir adet de iPhone 4'lerde gördüğümüz konnektör yapısı bu şarj aletinde bulunuyor arkadaşlar. Diğer kısımda kataloglarımız var. Evet, garanti belgemiz ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunuyor. Ben biraz internetten inceledim. Türkçe siteleri bulunuyor bu firmanın. Bu Türkçe sitesinde de detaylı bilgilere yer verilmiş. Bunları da yerine koyalım. Sıra geldi power bank'imize. Çantamız bu şekilde boşaldı. Kenara alalım. Evet, power bank'imiz bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi çok da kaba olmayan bir tasarımı var. Şu şekilde size göstereyim konnektör kısımları. Evet, bu şekilde şarj kablomuzun konnektör girişi. Gördüğünüz gibi 15 volt 1 amper yazıyor. Şu şekilde yakınlaştırayım. Output 5 volt 2 amper çıkışımız var USB. Onun dışında burada şarj göstergemiz var. Ne kadar şarjımızın kaldığını gösteriyor. Bir adet power tuşumuz var. Bir adet de el fenerimiz bulunuyor. Arka kısımda gördüğünüz gibi araba resmi olan kısımda da bu konnektörü bağlayacağımız alan bulunuyor. Ters bağlamamızı engellemek amaçlı alt kısmını düz yapmışlar. Bu şekilde bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da denemesini zaten birazdan yapacağız. Üzerine biraz daha inceleme yapalım. Gördüğünüz gibi static current 250 amper. En yüksek 500 amper dayanıklılığı var. Output 5 volt 2 ampere dayanıyor. 12 volt olarak da start veriyor arkadaşlar. Kamyonlarda bildiğim kadarıyla 24 volttu. Kamyonlarda kullanamazsınız ancak otomobillerde bu cihazı kullanabilirsiniz. 12.000 miliamperlikte 44 watt saatlik bir bataryası bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz power tuşuna basarak bir cihazımızın şarjını görelim. Evet, dolu olduğunu görüyoruz. Biraz daha basılı tutuyoruz. El feneri devreye giriyor. Gördüğünüz gibi bir daha bastığımızda el feneri SOS yapıyor. Bu şekilde SOS'ini yapıyor. Tekrar bastığımızda hızlı şekilde SOS'ini gerçekleştiriyor. Tekrar bastığımızda da fenerimiz kapanıyor arkadaşlar. Bunun dışında burada göstereceğimiz bir kısım yok. İsterseniz aracımızın başına geçerek akü kutup başlarını sökelim ve aracımız marş alacak mı onu görelim arkadaşlar. Öncelikle aracımızın başına geçmeden önce isterseniz maşa takımını cihazımıza takalım. Hemen bir yere kısa devre yaptırmadan artıyla eksiği asla birbirine değdirmiyorsunuz. Cihazımız zarar görebilir. Şimdi aracımızın başına geçelim. Evet, aracımızın kutup başlarını söküyoruz arkadaşlar.
kutup başlarımızı ayıralım. Bu şekilde kutup başlarımızı ayırdık. Ne yapıyoruz? Soldaki artı sağdaki eksiydi. Hızlıca artıyı artıya bağlayalım. Evet, artımızı bağladık. Bu şekilde de eksi kutubumuzu bağlayalım. Ve aracımızın kontağını çevirelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kutup başı sökük olduğu halde aracın kapısının açık olduğunu gösteriyor. Yani enerji geldi. Debriyaja basıp, evet, gördüğünüz gibi şu anda aracımız çalıştı. Kapattım. Tekrardan bir marş vermeyi deneyeceğim. Evet, tekrar aldı. Kapattım. Tekrar bir marş vereceğim. Normalde 4 kere diye söylüyorlar. Bakalım ne kadar dayanacak. Evet, tekrar bıraktım. Devam edeceğim bu şekilde, bakalım. Şu anda 4 oldu. Ve şu anda gördüğünüz gibi teybimiz de çalışıyor. Her şeyimiz aktif halde. Gerçekten güçlü bir power bank. 5 oldu. Bu aracınızın gücüne göre değişir. Tabii ki aracın kullandığı beyinler, cihazlar fazlalaştıkça aküden fazla yiyor. O yüzden doğal olarak araçta bir Hyundai i20 araç, fazla ekipman yok. Belki de 10 kez marş basabileceğiz. Hala marş basıyor gördüğünüz gibi. Yani 5-6 kez oldu. Tekrar yapalım. Bu sefer bir zorlanma oldu. Bakalım, kapatalım. Tekrar çalıştıralım. Gene çalıştırdı. Devam edeceğim. Bakalım. Evet, hala çalışıyor. Kapatıyorum. Hala marş basıyor arkadaşlar. Bence yeterli. Daha fazla uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Kablomuzu çıkaralım. Ve sonucumuza gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten çok güçlü bir power bank. Yaklaşık 10 kez marş bastım. Kablolar bakalım ısınmış mı? Gayet sıcak. Çok hamurlaşma yok ama gayet ısınmış kablolarımız. Ama kötü değil. Kablo yapısı çok sağlam. Gerçekten kaliteli bir ürün. Power bank'imizde bir ısınma var mı? Kesinlikle yok. Hala basmaya devam ediyor. Baktığımızda gördüğünüz gibi 3 kademe görebiliyor musunuz? 3 kademe şu an hala şarjı bulunuyor. 10 kez marş bastığımız halde. Ben gerçekten çok beğendim. Bu cihazı sadece araç marşı basmak için düşünmeyin. Power bank olarak bir kampa gittiğinizde düşünün. USB'den her şeyi yapabilirsiniz. Diğer çakmaklık girişi aparatlarıyla da istediğiniz ekipmanları çalıştırabilirsiniz. İnternetten bu cihazı 300 TL gibi fiyata aldık. Bence parasının hakkını veren bir cihaz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.